Sülük vurduracaksanız doktora gidin veya uzmana veya bu konuyla ilgili belgesi bilgisi olana gidin. Tam enseye şuraya vurulursa, beyne giden kan azalırsa risklidir. Vurulmayacak noktalar var. Koltuk altı, kasıklar, ayak tabanı, avuç içi. Yani herkes sülük tedavisi yapamaz. Şimdi vatandaş bana diyor ki parası var, pulu var, durumu var. Ürün almış, kullanmış. Niye tansiyonu düşmüyor? Bitkisel ürünle tedavi eder. Yavaş yavaş. İki günde tansiyonu düştüm. Alıç Japon poligonu mu limsa hemen düştüm. Öyle bir şey yok. Doktora gidiyor. Doktor da hastanede doktor ona tansiyon hapı veriyor. Tansiyon hapı bile fayda etmiyor. Adamın tansiyonu fırlıyor çünkü kanı yağlı. Yağlanmış. Motorun yağı gibi. Acil çözüm sülük dedim. Kandaki her türlü mikrobu öldürür. Kanı sulandırır. Sülüğün salgılamış olduğu sıvı 100 çeşit hormonsu madde üretiyor. Bunlardan en önemlisi hirudin. Hirudin kanı sulandırıyor. Hirudinin haricinde hemetin, bu da fibroz oluşmasını, kanın yapısının dokusunun bozulmasını önlüyor. Hemeterin, glatin, bir sürü yani yüzlerce etken madde var. Kanı emerken salgılamış olduğu sıvı kana karışıyor. Bu nedenle sülük, sürekli tansiyonu yüksek olanların 3-4 ayda bir kullanmalarında fayda var.